Bursaspor'da bugün ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bir pres programıyla daha karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle Bursaspor'un son gündemini, son yaşanan olayları konuşacağız. Bursaspor'un bu süreçte TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta rakipleri belli oldu. Buna bağlı olarak haberlerimizi gerçekleştirdik. Ardından Tuğbe Akgün olayı patlak verdi. Tuğbe Akgün sözleşmesini tek taraflı feshetti. Henüz bir kulüple anlaştığına dair bir bilgi düşmedi. Bunun da bilgisini verelim. Bugün kol sponsoru açıklandı Bursaspor'da. Kol sponsoru Onur oldu. 600 bin TL karşılığında. Onur bir sezon boyunca. Onur Market. Onur Marketler. Onur oldu mu sanki? Onur oldu. Karşı komşu olmuş gibi de söylemedim. Evet. Onur Marketler oldu. Bunun bilgisini verebiliriz. Yarın da sırt sponsoru açıklanacak. Daha sonraki günde göğüs sponsoru açıklanacak. Gündem bu şekilde devam ediyor. Başkan Ömer Furkan Banaz bugün önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok konu hakkında konuştu. Bunları konuşacağız. Ben hemen topu değerli Barış Yalım'a atacağım. Barış abi nasılsın, iyi misin? Teşekkürler Oktay, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum abi. Oktay da bugün basın toplantısından geldi. Hemen alelacele programa da girdik. Senin söylediğin gibi gündem hareketlenmeye başladı. Bursaspor önemli anlaşmalar gerçekleştiriyor. İlk kol sponsoru Onur Marketler, 600 bin TL'lik bir anlaşma. Önemli. Bu lig için yeterli mi, yetersiz mi, Bursaspor marka değerine uyar mı, uymaz mı? Artık bu tartışma söz konusu olamıyor maalesef. Çünkü bulunduğumuz lig, TFF evet. 2. lig. O yüzden şu anda Bursaspor destek çıkan herkese teşekkür etmekte fayda var. Kesinlikle. Yarın da senin söylediğin gibi sırt sponsoru, daha sonra da göğüs sponsoru. Belki de daha sonraki günlerde veya haftalarda da şortla ilgili veya Bursaspor'un timsah parkla alakalı sıkıntının ne olduğuyla alakalı belki bazı açıklamalarda olacaktır ki divan kurulu toplantısı da çarşamba günü gerçekleşecek. Onu da yine de Bursaspor'da bugünden takip edebilirsiniz. Gerçekten bu da çok önemli bir toplantı. Oradan çıkacak sonuçlar ve Başkan Ömer Furkan Banaz'a yöneltilecek divan kurulu üyeliğinden yönetecek sorular oldukça önemli. Tabii ki bir saatten önce olursak Tuğbe Akgün'ün sözleşmesini feshederek gitmesi. Aslında üzülüyor. Bekliyorduk abi değil mi bunu? Yani doğruyu söylemek gerekirse ben şunu da söyleyeyim. Mevcut üç futbolcudan da ben çok ümitli değilim açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Başkan bugün aynı soruyu başkana sordum. Direkt başkanım dedim, Tuğbe Akgün Bursaspor'un bu sezon son kaybettiği futbolcu mu olacak yoksa daha fazla futbolcular kaybedecek mi Bursaspor diye sorduğumda sözleşmelerdeki maddeler olarak nitelendirildi. Yani bize göre sözleşme fesih gerektirmeyen ama futbolcuların sözleşmelerini feshettiği bazı maddeler çıkıyor, denk geliyor mabında konuştu. İlerleyen süreçte nasıl olacak? Ben bunu merak ediyorum abi. Ya tabii şimdi yapılan sözleşmelere Bursaspor Kulübü'nün şu andaki mevcut yönetim kurulu üyeleri müdahale edemez. Yani evet çok saçma yani 20 maç oynarsan oynamazsan böyle. Zaten Tuğbe'nin de 3 milyon TL'lik bir serbest kalma durumu söz konusuydu. Hani, evet. Bursaspor'da istiyorsa 2045'e kadar sözleşmesi olsa 3 milyon TL'yi veren kim? 3 milyon TL ne kadar olduğunu herhalde euro bazında söylesem gülersiniz yani. Neredeyse 60 bin euro. Ya o rakamı 60 bin euro mu? Evet, evet. Yanlış değil mi? 3 milyon TL evet. 60 bin euro. 60 bin euroya serbest kalma maddesi var Tuğbe Akgün'ün yani. Evet, 3 milyon TL. Evet. Hesapla ya. Neredeyse 20 lira olmuş şey. 18'den hesapla. Yani yok öyleydi yok böyleydi falan filan demeye gerek yok. Zaten Tuğbe'ye alacak adam 60 bin euroyu verir. Doğru söylüyorsun. Yani bütün şeyleri yok işte biz şu an mesela Ömer Furkan Banaz, Başkan Ömer Furkan Banaz Tuğbe ile alakalı tüm girişimlerimizi yapacağız. Hani bu böyle bitmeyecek bu olay falan diyor ya şu anda. Evet. Zaten adamın hani Bursaspor haklı çıktığını düşündüm. %100 haklı değilim. 60 bin euro veren sana Tuğbe'yi alıyor. Yani şu anda mevcut yönetimin yapabileceği bir şey yok. Öncesinde yapılan sözleşmeler gerçekten saçmalık abiniz. Hani bakkalla sözleşme yapmış gibisi yani bakkalla gofret sözleşmesi gibi bir şey bunlar. Yani çok... bunları yaptıktan sonra şu andaki mevcut yönetimin yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer ki olayı yani mevcut başkan ve yönetim kurulu yapsaydı şu an var ya Oktay. Arsenal'in topçular diye bir şey var Arsenal. Evet. Top atışlarıyla özlü testlerine yüklenirdik yani. Hem basın olarak hem camia olarak. Ama bu söz konusu değil. Tuğbe'ye gitti. Senin de söylediğin gibi 3 futbolcu. İşte Emre Cenk Şahin var aralarında. Hasan Ayaroğlu var. Bunlar gidecek mi? Bunların gitmesi işte şimdi Emre Cenk Şahin giderse ben yönetimi topuslarım. Ama yönetim ne dedi?
Enver Cenk Şahin'in tüm alacakları ödendi. Bizim dönemimizde alındı zaten. Ödendi. Böyle feshedip de gitme şansı yok. E adam bonservisi de bitti giderse bile vesaire ben oynamak para istemiyorum. Para kazandırırsa. Bana Süper Lig'den teklif var. TFF 1. Lig'de zirve önce takımlardan teklif var. Bu şakayı da para veriyorlar dediğin zaman adama da dur kardeşim bir paçadan atacak halimiz yok. Giden gider. Para kazandıracak gidecek. Ama tabii ki Bursa Spor'un şu anda bu 3 futbolcunun gidebilmesi, Tuğbe'ye gidiyor, o genç futbolcu gidiyor, diğerleri gönülsüz mü oynayacak? Hani benim merak ettiğim konu Bursa Spor 2022-2023 sezonunda neyi hedefliyor? Evet. Tamam, bazı şeyleri anladık. Bunları zaten en başından beri söylüyoruz. Bazı konulardaki bu önemli konu, mali konular frene basıldı. Bursa Spor kendi özüne döndü. Tamam, özüne döndü. Mali konularda frene basıldı. Bursa Spor kendi öz evlatlarıyla savaşacak. Tamam. Teknik direktör, sportif direktör geldi. Yine onlar da Bursa'nın evlatları, Bursa'nın en değerli isimleri onlarla tamam. Okay. Ama 2022-2023 sezonunda Bursa Spor küme düşerse evet. Bunun hesabını kim verecek? Doğru ben mi vereceğim? Şimdi ben karamsar bir tablo ortaya koymuyorum. Şu anda futbolcular patır patır gidiyor. Alınabilme ihtimali bugün yine Ömer Furkan bana söyledi. Dedi ki bizim transfer tatlısı gibi bir gündemimiz yok. Tamam. Futbolcular gidiyor. Bursa Spor Allah korusun. Yarın öbür gün Batman'dan 3 efendime söyleyeyim Bayburt'tan 2-5 yerse bunu kaldırabilecek bir camia değil ki Bursa Spor camiası. Kaldıramam ben nokta. Camiadan kimse kaldıramaz. Tabii ki belli bir noktada frene basılacak ama tamamen de el frenini çekmeyelim yani. Evet abi. El frenini çekmeyelim. Bu kadar. O zaman kapatalım dükkanı gidelim. Ne? Niye uğraşıyoruz ki o zaman? Kapatalım gidelim. Evet ben tamamen yönetimi anlıyorum bak o kadar. Hakikaten anlıyorum. Ama yönetimin de orada olmasını gerektirecek bazı faktörler, bazı aktrasyonlar olması gerekiyor. Tamam, sportif direktör ve teknik direktör hamleleri iyi. Ama bu hamlenin üstünde bir şeyler olması lazım. Bari kendileri söyledi. Ben söylemedim ki. Biz transfer tatlısını açma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Mevcut futbolcuların %90'ına ki başkan da söyledi. Mevcut futbolcu bugün de söyledi. Bizim hedefimiz mevcut futbolcuları tutmak dedi. Tutamıyoruz. Ama şuna çok garip futbolcularla iletişime geçilmiyor abi. Yani bunu daha önce de kulağımıza geldi. Yanlış mı hatırlıyorum? Birkaç futbolcuyla iletişime geçtik ve o iletişime geçtiğimiz futbolcular yönetim bazında bizim iletişime geçilmedi dedi. Oktay, bu futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Bu futbolcunun tek taraflı sözleşmesini feshetme durumu söz konusu değil bu futbolcuya. Yani bu futbolcuyla iletişime geçilmesine gerekecek bir konu yok. Ya şöyle bir durum var abi. Yani şimdi sözleşmesi devam eden topçuya niye ben iletişime geçiyorum? Parasını ödemişim. Ama şöyle bir olay var mesela. Hasan Ayaroğlu için şöyle söyleyelim. Hani sözleşmesi feshetme hakkı yok deniliyor. Yok. Ama belli bir süresi varmış. O süre kadar zaten parası da ufak bir parası kalmış. Ödenecekmiş. Kubilay değil miydi o abi? Kubilay'da Hasan'da. Hani, o topçularda yok. Enver'in hiç yokmuş. Hani Hasan'ın hayır şöyle bir olay var abi. Hasan'ın peşinat bile almamış olduğu yani sürede. TFF'ye ihtar çekildiği için yani kendi sizin sözleşme feshi hakkı doğup doğmadığıyla alakalı bir soru işaretim var benim. Yani ben açıkçası korkuyorum. Şu anda Tuğbe'ye de gittikten sonra hiçbir futbolcuyla alakalı böyle bir durum söz konusu değil dediler Oktay. Şimdi evet senin kafanda böyle soru işaretleri oluşabilir, benim de kafamda oluşabilir ama asıl olan nedir? Bursa Spor yönetim kurulu ve başkanı. Onlar yok diyor. Yarın öbür gün olursa sorumuzu abi, sorarız. Abi ne yoklar gördük camiada. Yoklar görüyoruz ama şu anda şu önemli nokta. Bu yönetimin gerçekten daha önceki yapılan sözleşmelerle alakalı hiçbir faktör olmaması. Ama Enver Cenk Şahin giderse diyorum sana tek taraflı giderse o zaman bu işlerde bir karışıklık var demektir. Evet. Ben tekrar söylüyorum Bursa Spor'un bir an önce yeni sezondaki hedefi belirlenmeli. Ben de söyledim. Şu anda ben diyelim ki Bursa Spor'un editörlüğüm veya sportif editörlüğüm veya başkanıyım. Ben de derim ki biz kardeşim mali durumlarda bak çok kolay. Ya benim yapabileceğim bir şey olmaması gerektiğini söylüyorum ben devamlı. Hani evet. Ben bu işi ben de yapabilirim diyorum şu anda. Ama benim yapamayacağım işler olması gerekiyor. Ben de derim ki Bursa Spor zaten mali durumların kötü. 1.2 milyar dolar TL borcu var Bursa Spor'un. Bizim transfer hattını açma gibi bir lüksümüz söz konusu değil. Kendi mevcut futbolcularımızla devam edeceğiz. Bunlar söyleniyor. Ama benim kafamı karıştıran nokta şu. Biz playoff'a kalacağız. Kalabiliriz. Kalacağımıza inanıyorum diyor Tahsin Tan. Yani ben Oktay bu kadar kesin evet. Net ifade ben duymadım hiç. Yani her şey kötü. Hani ben şunu söylemeyi kötü düşünüyorum. Diye bir şey yok ama kötü değil. Olumsuz. Olumsuz. Yani futbolcu sen futbolcu alamıyorsun. Elindeki futbolcu tutamıyorsun. Ve olumsuzluktur. Ve dersen ki playoff oynayacağız biz. Ben buna inanıyorum. Ki ben Tahsin Tam'ın
şu anda Mecit Topçu'yla bir arada nerede gördüğünü de bilmiyorum yani. Yani şunu söylemiş olurum. Tahsin Tam hocam da, İsmail hocam da ve Sayın Başkan Ömer Furkan Banaz da iyi niyetli bu açıklamayı yaptığından eminim. Ama işte gerçekçi olmuyor Oktay'cım. Hani evet. Daha Topçu'yu biz Topçu'yla bir arada görmeden bir teknik direktörün plafonca inanıyorum demesi, sportif direktörün futbolcuyu tutacağız demesinden sonra tutulmaması, Başkan Ömer Furkan Banaz'ın da iyimser tavırları olmuyor. Yani yapılanlarla ya da yapılamayanlarla söylemler arasında biraz fark var. Evet. Benim de işime gelir yani. Camianın da işine gelir. Aa ne güzel. Transfer hattını açmıyoruz. 5 kuruş para vermiyoruz. Elimizdeki değerli futbolcuları da gönderiyoruz. Belki onlara da maaş da vermeyeceğiz baktığında. 3 tane topçu gitse maaştan birer ikişer milyon düşecek yani. Aa ne güzel. Bir de playoff alıyoruz. Ana şey gibi ekmek kadefinin üstüne konan kaymak gibi oldu bu. Doğru söylüyorsun abi. Yani oldu. Ama ortada bir tane ekmek var. Besaj. Yani biz diyoruz ki bu Besaj ekmek var. Nasıl olur da ekmek kadayıfı? Şimdi elimizde Besaj var. Biz diyoruz ki sezon sonunda ekmek kadayıfı yiyeceğiz kaymaklı. Nasıl olacak? Ya ekmek yani sadece uyan şey ekmek kadayıfı. Aradaki fark büyük, isim farkı küçük. Evet. Evet. Yani ben ekmekle ekmek kadayıfı arasındaki farkı merak ediyorum. Benim gördüğüm şu anda Bursaspor'da sadece bir Besaj ekmek var. Ama deniliyor ki biz bu Besaj ekmekle sezon sonunda ekmek kadayıfı yapacağız. İnşallah olur Oktay. İnşallah. Sorulara da geçmek istiyorum abi. Beyza Nur Kazan. Abi biz futbolculara kızmıyoruz. Ruhlarını koymadıkları için kızıyoruz. Abi Allah sizden razı olsun. Her şeyi iyice anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz Beyza Nur. Emir Çakırtekin beklemedeyiz demiş. Erdem Maral. İyi yayınlar. Hasan Ayroğlu. Kubilay Sönmez. Enver Cenk Şahin de giderse ligde kalmamız çok zor demiş. Eren Kutlu iyi yayınlar demiş. Hayırlı yayınlar demiş Mehmet Maral. Tuğbey hangi takıma gitti diye soran var. Ege Çiçek sormuş. Tuğbey henüz bir takımla anlaşmadı. Furkan Oyunda. Abiler selamun aleyküm iyi yayınlar. Bu arada rüyamda Barış abiyi gördüm. Karacabey'deydik. Çekim hazırlığı falan yapıyordu. Öyle tanışmıştık Barış abiyle. Rüyamda abi sizce bu hayra alamet mi bu? Hayır rüyasında mı tanışıyoruz? Sen daha önce tanışmamışız. Evet. Kim ismi Oktay? Furkan Oyunda. Bizim çok uzun süredir takipçimiz. Furkan Oyunda beni rüyanda görmen gerçekten beni endişelendirdi. Ama detayları vermen beni mutlu etti. Detaylar önemli Oktay bu konuda. Karacabey'de tanışıyoruz öyle mi? Evet. Erol Yaşar. Arkadaşlar bir müjdeli bir haber olsaydı iyi yayınlar selamlar. Yani müjdeli bir haber şu anda müjdeli haber işte sponsorlar bulunabiliyor mesela. 600 bin TL'lik bir gelir elde edildi. Yarın belki 1 milyon TL göğüs sponsoru 2 milyon TL Timsah Park'ın ismi ne olacak ne bitecek onunla ilgili de Divan Kurulu Başkanlığı'nda bazı konuda açıklığa getirilecek diye söylendi ama yarın tekrar Oktay sen bir yoklarsın. Yani bunlar olumlu. Para kazanıyor evet. Bursaspor Oktay. 600 bin olsa bir para geldi. Kombinler yakın zamanda çıkacak Bursaspor formaları çarşamba günü kargoya verilecek. MNG evet. Kargo. Hangi kargoya verecek arkadaş ya? Ve onu merak ediyorum. Verilir. Sen aldın mı Oktay forma? Ben henüz almadım abi. Ben de almadım. Maaş günü yatsın. Maaş günü gelsin o şekilde. O zaman ilk işim forma alın. Vallahi mi alacaksın? Alacağım mı? Vallahi bana da alsın Oktay. 29 Temmuz'u doğum günüm var Oktay. Lütfen burada insanları kandırma artık. Kandırma Barış değil. Barış abiyle bir kıyak yap. 14 Mart'ta kaç nasıl? 289 TL. 14 Mart'ta sen benim doğum günümü nasıl kutladıysan söz aynı şekilde senin doğum günün o şekilde kutlayacağım. Önce büyüklerin doğum günü kutlanır. Abi. Yani 14 Mart, senin doğum günün mü 14 Mart'ta? Ondan bir haberimiz yok. Yani, kutladım burada, pres programında kutladım. Pres programında kutladım. İşte ben de aynı şekilde yapacağım. Pres programında senin doğum günü 29 Temmuz hangi güne denk geliyor bakmak lazım. Yani Oktay'ın gördüğünüz gibi cimrilikleri üst düzey. O yüzden sağ olsun var olsun. Ne demiş? Soru neydi ya? Müjdeli bir haber. Müjdeli haber bu. Benim 29 Temmuz'da doğum günüm var. Müjdeli haber. Bir de Bursaspor'u tabii ki sponsorluk anlaşmaları müjdeli bir haber olarak nitelendirebiliriz yani. Önce altyapıyı onurlu şerefli oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Abi ben bu görüşe çok karşıyım. Ben altyapıya altyapıdan çocuklara, altyapıdan yetişenler hani hep bir şöyle bir olay var ya. Sayalım ya. Yani son kaç senede sayalım? 5 senede sayalım. Bak daha eskiye gitmeyeceğim. Volkan Şenlere falan, Serdar Azizlere falan gitmeyeceğim. Yani Furkan Soyalp, Ertuğrul Ersoy, ondan sonra dön Okan Koçuk, Muhammed Şengezer, Ali Akman, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Vefa Temel, Tuğbe Akgün. Ya bir tek sorunlu futbolcular, geriye kalan herkes haklı. Ben bu zihniyete çok karşıyım. Ben o zihniyete karşı değilim Oktay. Niye bütün futbolcular abi? Bütün Hayır. Senin burada bütün futbolcular kategorine karşı doğru, dedin doğru. Ama
burada kategorize etmende bir sıkıntı var. Çünkü saydığım futbolcuları yarıya böldüğümüzde benim beklentim futbolcuların, altyapıdaki futbolcular şunu yapar. Altyapıdaki futbolcunun başka takıma gitmesi veya ayrılmasında hiçbir sıkıntı ve sorun yok. Ayrıldıklarındaki tepki ona ben de karşıyım dediğim gibi. Çünkü... Ama şu çok saçma. Çok saçma derken olmaması gereken bir şey. Yani aidiyet duygusu dediğimiz olay şu değil. Bir futbolcu gidiyor, neden gittin? Bursa'yı terk edemezsin. O değil. Camianın kızdığı ve benim de üzüldüğüm nokta şu. Bursaspor altyapısında yetişmiş, ekmeğini yemiş, Bursaspor futbolcu yapmış vs. zaten yapacak. Ama sen bu takıma 5 kuruş para kazandırmadan gidemezsin. Peki 5 kuruş para kazandırmadan gidersen o aidiyet duygusuyla alakalı sorgulanır. Ama sen dur, Bursaspor'a ben de bir para örnek vereyim. Senin örneklerinden bir örnek vereceğim. Yani abi. Kesinlikle bu aidiyet tamam, duygusuyla alakalı. Evin yani. Bir tane babası var. Evin babası çocuğuna bisiklet almıyor, karne hediyesi almıyor, haline hatırını sormuyor. İlgilenmiyor. Nasıl dışarıda, ilgilenmiyor? Dışarıda, hayır, örnek vereceğim. Ama örneğini kesmem lazım ki çünkü örnek düzgün gidiyor. 10 yaşında Bakırköy'e girecek, 10 yaşında yedirecek, içirecek, topçu yapacak, eğitecek, edecek vesaire. Sonra 16-17 yaşında... Yok öyle değil. Şimdi örnek ama oradan baktığında Bursaspor şimdi abi farklı perspektiflerden bakalım. Evet biz Bursaspor gözünden baktığımızda. Hayır Bursaspor gözünden bakmıyorum. Futbolcu gözünden bakıyorum. Ben futbolcu gözünden bakıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Senin yukarı çıkmanda sürekli sana engelliler olacak. Sürekli bazı kayırmacılıklar olacak. Hatta sen kendi futbolcu, kendi altyapına yetişen futbolcu süre almayacak. Dışarıdan sürekli daha pahalıya. Senin aldığın paraların 1000 katına, 2000 katına, 3000 katına dışarıdan futbolcular gelecek. Bunlar sakat numarasıyla maça çıkamayacak, maç oynamayacak. Bursaspor'dan para alacaklar. Sana maaşın yatacak, belki de maaşın da yatmayacak. Yeri geldiğinde yatmayacak. 5 ay geriden alacaksın. Galibiyet primi altyapıda alabiliyorsan 2000 lira, 3000 lira alabiliyorsan onu alacaksın. Üste çıkacaksın, krampon almak isteyeceksin. Krampon almaya cebinde paran olmayacak. Yetkiliyle konuşmak isteyeceksin. Yetkililer sana ya kardeşim halledeceğiz biz senin işini deyip senin işini de halletmeyecekler. Sonra biz bu çocuklardan hani vefa bekliyoruz, aidiyet bekliyoruz. Böyle olmaz ki bu aidiyet. Sana bunu en basitinden kendimiz söyleyelim. U14 takımı şampiyon oldu. Acaba kaç kişi U14 takımını yani yöneticilerden bu spor tam anlamıyla güzel bir karşılama oldu. Başkan nezdinde tatlı bir karşılama oldu. Hani ben düşünüyorum, inanıyorum başka takımlar o futbolcularla şu an daha çok ilgileniyordur. Yani ben buna inanıyorum. Şimdi çünkü U14 takımı şampiyon gibi. Oldu. Şimdi hani anlat, o, ne demek istediğimi... Ya ben anladım o demek istediğinin de burada nokta şu. Evet zaten çok eksiklikler var. Altyapısına, üst yapısına. Bursaspor'un bu hale gelmesinde tek faktör bunlar değil. Bir sürü faktör var. Ya, bu anlatıldığında fazla. Ben sadece, sadece futbolcuların altyapıdan yetişen futbolcuların en kötü bir şekilde Bursaspor'a para kazandırarak gitmesine. Hemfikirim. O zaman bu manada baktığımızda, hani bu perspektifte baktığımızda Taha Altı Kardeş ve Enes Ünal gibi isimlerin tırnak içine belirtiyorum. Enayi olması gerekiyor. O zaman adamlar der ki mesela Taha Altı Kardeş ve Enes Ünal gibi isimler. Der ki kardeşim benim buradan kaçma şansım da var. Acaba var mıydı? Şu ya olmaz mı Oktay? Olmaz mı? Parasını alamıyor zaten adam. Yani kaçmak istese kaçamaz mı? Yani Taha Altı Kardeş. Kaçar mesela, istediği hani, gibi kaçar. Her hani, türlü şeyden bulunur. Hani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben aidiyet konusunda senin en fikrin. Tabii ki de bu para kazandırarak gidiyor adam. Kesinlikle kazandırması lazım. Her yani, şekilde. Volkan Şen dahi para kazandırdı. Kazandırdı. Ali Akman da 300 bin euro da olsa kazandırdı mesela zaten. Hayır kazandırmadı Ali Akman. 300 bin TL kazandırdı hatta onun mahvete dönmüştü. Abi hani yetiştirme bedelinden. Yetiştirme bedeli onu kazandırıyor ona. Ya bonservisinden dolayı. O zaten bonservis kazandırmıyor. Bonservis kazandırmadı zaten. Ama çok kazandırmadı demektir. Girdi. Kulübe bir girdi sağladı gibi diyelim i̇şte, yani söyleyelim. Ekmeklerime yani kazandırmadan gidiyor. Kazandırmadan gittiği zaman şey olur. Ali Akman nerede Ali Akman oluyor? Ya da Tuğbe nerede Tuğbe oluyor? Seninle bak seninle her konuda başlamışlar. Ben empati kuruyorum. Ama empati kurduğumda ben 10 yaşındaki çocuğun da empatisini kuruyorum. Futbolcular bugün Bursaspor'un sahip çıkması. Evet. Bursaspor'un sahip çıkması. 10 yaşındaki çocuğu besliyor. Hastalandığı zaman doktora götürüyor. Şimdi ben de oradan bakıyorum. Her şey çocuk 10 yaşından 16 yaşına kadar hiç hocalarıyla şey o nasıl topçu oluyor? Mahallede arkadaşları mı yapıyor böyle vurucan topa diye? Hocaların emekleri, o özlü testindeki temizlikçi ablanın emekleri,
bilmem ne abinin güvenlikteki emekleri. 1000 tane emek i̇şte var. İşte biz bak. Sen işin sonunda 16-17 yaşında geldiğinde 2 tane topa çatala vurduğunda ben de 2 tane top takım istediğinde menajerler veya işte kulüp yöneticileri, diğer kulüp yöneticileri veya menajerler aklına girdiğinde 2 tane spor arabayla seni bindirdiğinde bak bu araba da senin olabilir dediğinde aklın çeliniyorsa bu karakteristik yapıda bir sıkıntı olur. Eğer ki biz bu olaya normal karşılarsak o zaman Enes Ünal tarzı işte Bursaspor para kazandırıp giden futbolculara da enayi gözüyle bakmak. Burada ben suçu yine futbolcularda bulmayacağım çünkü abi 16-17 yaşındaki çocukların bence gerçekten bir günahının olduğunu düşünmüyorum. Onları yönlendirenlerin bir günahının olduğunu düşünüyorum. Tabii canım, tabii hani şimdi. Hiç kimse sen de benim yerimde 15 yaşında yarın öbür gün 16 yaşına geldiğinde takımını değiştirirsen değiştirecek herif yani. Hani desem ki ev alacağım, araba alacağım sana falan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Burada işte, etrafındaki insanlar. Eğitimi ve aidiyeti verecek olan Bursa Spor Kulübü'dür abi. Tabii tabii. Hani, ben onu ya, Bursa Spor da verecek tabii ki ama bazı insanların da içinde olacak Oktay. Yani ben şimdi ben bir kurumda çalışıyorum. Yani o kurumda genel müdürdü vesaire filan bir sürü insan oluyor. Benim aile duygum çok başka oluyor. Tamam mı? Maddi ve manevi. Aile duygum her anlamda başka oluyor. Adamın bana emanet ettiği çantaya bile gözüm gibi bakarken aynı adam, aynı kurumda, aynı genel müdür, aynı müdür, aynı adam çok daha farklı yapıyor. Ya burada kurumu suçta, tamam kurumu suçlayabilirsin dersin ki kurum böyle bir, ama insanın da bazı işlerde içinde olacak yani. İçinde olacak yani. Mesela ta 6 kardeş ben hala kutluyorum. İşte Enes Ünal diyoruz değil mi? Gidip de para kazan. Mesela hala para kazandırmasa bile Alanya'ya gitti ya. Emirhan. Emirhan'ı da kutluyoruz mesela değil mi? İstedi teknik direktör falan. Yani görüyorsun insanlardaki şeyi. Ama bazıları hakikaten art niyetli gitti oluyor yok da. Art niyetli şöyle. Gebersin Bursaspor falan değil. Bursaspor fazla kazandı. Artık tamam Bursaspor'la ilişkini kesiyoruz. Sen artık X bir takımın topçususun. Hayırlı olsun. Artık Bursaspor için onun için bitmiştir. 6-7 yıldır, 10 yıldır Bursaspor altyapısında yaşadıklarını bir kenara atıyor. Yani senin az önce örneklendirme girdiğin olayda da sen resmen aileni reddediyorsun. Sadece para için. Para için değil, şunu diyorum. Biz hep Bursaspor açısından bakıyoruz hani bu olaya. Sorunun temelini çözebilmek için ya da sorunu tamamen bitirebilmek için futbolcudan da bakmak lazım ki. Genelde Türkiye'nin sorunu Oktay. Hani, yani sadece futbol hayatında olan bir şey değil. Sen belki çok emek verirsin buraya. Tamam mı? Bir şey verirsin. Bir anda tutok atarsın, aklın şaşar. Dersin ki ne oluyor lan dersin yani ne oluyor? Yani Türkiye'nin sorunu, aidiyet bir sorunu var Oktay. Yani, eskiden gibi değil. Yok işte şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu sorunu çözebilmek için bir futbolcu tarafından da bir bakalım. Tabii. Onlara göre sorun ne, sıkıntı ne? Bunları çözelim ki yarın öbür gün olmasın. Tabii canım yani hani ben bunu orası ayrı bir nokta. Ama ben para kazandıranla para kazandırmayan o kategoride bakmak istiyorum daha çok. Tabii ki. Çünkü adam iyi niyetli para kazandırıyor. Adam para kazandırmaz der ki kardeşim siz 2 milyon oraya vereceğinizi bana 500 bin lira imza parası verin ben zaten gelirim. Abi, öyle yapanlar da var ha. Yani ben var yani burada açıklamayalım. Düşünüyorum abi mesela Vefa'ya Giresunspor para verir miydi? Bak vermiyor işte. Hayır verir miydi? İhtimali olsa hani Vefa'yı para verip alır mıydı? Ama işte bakıyor Oktay oyuncuya bakıyor ben bunu para vermeden alırım karakterinde. İsmail gitti adına bekledi gitti. Yani işte o da 5 milyon gibi bir para geldi. 5 milyon TL gibi bir para geldi oradan. Bekledi gidiyor. Hani sözleşmesi de bilsin diyor istiyor. Hani var mı öyle futbolcular? Ya şöyle futbolcular da var Oktay. Bak benim bahsettiğim futbolcu bu yönde. Adamın 1 yıllık sözleşmesi kalmış Oktay. Sözleşme uzatmıyor. Sözleşme uzatmaya yanaşmıyor Bursaspor'la. 1 yıl bekliyor ki bedava gideyim istiyor. Onlar da çok var Oktay bunlar da çok fazla. Benim anlatmış olduğum futbolcu cinsleri bunlar. Ya işte abi oradaki altyapıyı Vakıfköy'ü yani Vakıfköy'ü hain ilan etmek, Vakıfköy'ü kötülemek bir çıkar değil. Çünkü 97 tane yani 90 ile 100 arasında lisanslı sporcun var abi senin şu anda. Ve amatöre dahi transfer yapamıyorsun. Hani Bursaspor abi Zafer Spor'dan bir topçu beğendi ya. Bursaspor'a transfer edemiyor şu anda. Bunun da açıkça hani işin ciddiyeti bu. İsmail Ertekin zaten bunu net bir şekilde bahsetti. Evet. Her ne kadar Başkan Ömer Furkan Manas transfer tahtası gündemimizde yok dediği anlarda Bursaspor kulübü mutlaka transfer tahtasını bugün veya yarın. Ama bugün veya yarın iki seçenek. Yarından sonraki günü demiyor. Bugün veya yarın dediği şey şu. Sezon başı veya devre arası. Bursaspor futbolcu kaybetmeye devam ettiği sürece son 18 kalana kadar maaşlarını çıkaracak. Transfer tahtası açılmazsa. Musluk
Akmıyor. Akmıyor şu an. Kovada su kaçırıyor. Evet. Çünkü yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Biz diyoruz ki bari kovayı şey yapın. Evet. Kapatın. O açığı kapatın. Çok acı değil mi abi? Ya kova, biz istediğimiz şey şu. Kovayı kapatın. Su akmasın. Zaten musluk akmıyor. Bari kovayı da o giderine bir sakız yapıştırın. Bir şey yapın. Şimdi sen bu sakızla yapıştıramıyorsan buna akan yeri nasıl söyleyeyim mi? Tedavi edemiyorsun diyeceğim ya. Tamir edemiyorsan o zaman işte sorgulanacaksın. Bu her yerde geçerlidir. Tamam. O artık su akmıyor. O evet. Net. Ama sen artık o su, mevcut suyu tut. Ya mevcut su kalsın. Çok korkunç. Yani ben bunu net olarak hissettiğimden beri Bursaspor'un mevcut kadrosuna altyapıya dahil herhangi bir transfer yapamayacak. Bir sene Bursaspor transfer yapamadığı takdirde şu an mevcut futbolcularından atıyorum U8, U9 takımı olmayacak. Çünkü Bursaspor yeni futbolculara lisans çıkartamayacak. Ya. O ciddiyetteyiz. O farkındayız. Yani ve Vakıfköy'e mecburuz şu anda. Oktay zaten bak çok temele indiğinde dediğin gibi U9, U11 diyor ya. Evet. Oktay zaten Bursaspor eğer iki sezon açamazsa bu sezon devre arası ve üçüncü yani gelecek sezonun başında açamazsa U'yu mu U'yu bırak Bursaspor A takımı yok olacak zaten. Ya hayır. Eksi 9'u eksi 12'yi göreceğin sonra sen hangi U'dan bahsedeceksin? Yani lisanslı topçun olarak yani şöyle söyleyelim abi hani Bursa'da Bursa sokaklarında hani geçen ben Manisa'dan dönüşte abi iki tane Bursa spor taraftarı almıştım. Budan yıllarda amatörde de Bursa'da uzun yıllar futbol oynamışlar. Yaşları genç. Şunu söyler abi en sonunda hani biz çıkacağız oynayacağız diyordu. Hani Bursaspor arması hani Bursaspor futbolcu bulamamaktan yani Bursaspor o isimler bile gelemeyecek yani. Atıyorum biz futbolcu olmaya karar verdik bir şey oldu. Bir tane futbolcu lisans çıkartamayacak. İşin ciddiyeti ve işin durumu bu şekilde. Ve herkes bu ciddiyeti bildiği için Bursaspor'un büyük kulüp olduğunu bildiği için de şu anda sıkıntılar, sancılar, sorunlar baş gösteriyor. Bu iki ay ödeme var. Tahtanın ödemeleri var. Bursaspor'un bu rakamları ödemesinin imkanı yok. Yani ve korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu işin sonu çok kötüye gidiyor. Yani tek duam, tek isteğim bu sene alttan gelen çocuklar ikincilikte öyle bir karakter ortaya koysun ki öyle bir futbol oynasınlar ki yani bir kendimize bakalım. Benim tek istediğim, tek hayalini kurduğum şey mevcut futbolcuların İnanılmaz bir performans göstermesi. Ya işte Oktay bak burada da az önceki konuya tekrar böyle bir geri döneceğim. Şimdi daha biz futbolcuyu görmedik değil mi? Evet. Birçok futbolcuyu. Ne diyelim? Oktay Karadelim ismini. Daha görmedik. Şimdi Oktay çok ben Vakıfköy'deki şu aidiyet duygusuyla ilgili hakikaten biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki dediğin gibi Bursasporlu antrenörler de veya yönetim de bu aidiyet duygusunu evet, demek ki yansıtamıyor diyoruz. Evet. Ama sorun da şu da kaynaklanıyor mesela. Şimdi diyoruz ki Oktay Kara oynayacak. Göreceğiz daha. Oktay Kara şu anda gitse mesela kimsenin umurunda olmaz değil mi? Evet. Oktay Kara da şu anda gitmiyor zaten. Oktay Kara yine Bursaspor'u hala basamak olarak kullanmak istiyor. Oktay Kara yetişti. Şimdi mesela diyelim ki 4 tane topçuyu oynadı. Devre arasında 4 tane topçunun kaçmayacağını kim bana şey yapabilir? Kaçıyor adam abi. Evet. Kaçıyor işte yani. Kaçmaması gerekiyor. Ben bana ona inanıyorum yani. İşte diyorum ki bu sevgi, bu aidiyeti, bu mutluluğu altyapıdan itibaren işletilmesi gerekiyor. Yani hani işlesin abi bunlar da işlemiyor mu yani? Şu anda işlemeden mi alt takıma çıkıyorlar? Bu topçular yani ben Oktay Tuğbe'yle de röportaj yaptım yani. Çocukta hakkında o şey vardı yani sıcaklık. Çocuk iyi bir çocuktu evet, Tuğbe. Evet. Deniz'de yaptık hatta. Yani yapıyoruz yani bir şey değil. Çocukta var o. Ama belli bir noktada işte o para insanı şey yapıyor da. Yani yapıyor. Yani ben burada Tuğbe'ye kızmıyorum bu arada. Yani Tuğbe'ye kızmıyorum ama aidiyet duygusu da olmadığını düşünüyorum. Yani düşünüyorum nokta. Keşke para kazandılar. Herkes tabii ki şey yapıyor. O zaman nokta yani Mesut Şen'de nasıl efsane olmuş? Olmasaymış. Allah rahmet eylesin burada. Şimdi bundan 40 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin futboluyla şimdinin futbol arasında çok fark var. Şenol Güneş'in çok güzel bir sözü var ya da Şenol Güneş mi söyledi? Önceden futbolu fakirler oynar, zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor, fakirler izliyor. Ya Şenol Güneş'e de sormak lazım Oktay. Neden öyle şey, tamam ki reklamlar, yayın geliri arttıkça futbol piyasası yani artacak. Çok değişti. Tabii ki artıyor. Her şey ama değişti. Oktay, rahmetli Mesut Şen de biz babalarımızdan duyuyoruz. Bu araba çektiğinde Türkiye'de bir tane araba çekmiş. Bedava mı alıyor? Nasıl alıyor? Mesut Şen bakkal da mı yapmış yani?
Ya tek araba. Şu anda Türkiye'deki tek araba çekebilecek Bursaspor'da bir futbolcu var mı? Ya amatör ruh olduğu için abi. O eski futbol ya, gerçekten öyleydi. Bugün sen bana... Aidiyet diye bir şey var kardeşim. Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da da var. Efsanelere bak. Bursaspor'un da efsanelere bak. Bunlarda aidiyet var. Ama peki bunu Galatasaray'da, Fener'de Metin de örnek var. Metin Oktay vardı Galatasaray'da değil mi? Adamın önüne şey yığmışlar. Parayla, kamyonla para yığmışlar. Adam demiş ki ben Galatasaray'a gideceğim. Fenerbahçe'de örnek... Fenerbahçe'de şey neydi o adam ismi? O da vefat etti. Yok. Lefteri. Lefter var. Bir tane daha var. Can Bartu. Adamın önüne paralar yiyorlar da gitmiyor. Şunu söyleyeceğim abi. Niye bu sadece, gitmiyor? Bu sadece Bursaspor'un sorunu değil ama. Mesela Fenerbahçe'de de Ömer Faruk Beyazdı. Furkan mıydı? Ömer Furkan Beyaz mıydı? Yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Türkiye'nin her yerinde var. Her bu aidiyet duygusu. Sadece hani futbolda da değil. Sadece futbolda değil. Türkiye'nin her yerinde, her yani iş yerinde olan bir şey bu artık. Çünkü insanlarda garip bir döneme denk geldi. Ama efsane olacaksan veya gerçekten bir yeri seviyorsan bazı evet şeylerden fedakarlık edebilirsin. Bunu söylüyorum. E şimdi atıyorum Tuğbe'ye üstüne gitmek istemiyorum da. Diyelim ki Tuğbe al Batuhan kör değil mi şimdi? Nereye? Bolu istiyor. Al, iki sene daha top oynarsın. İki tane de araba alırsın. Bitti. Ama Bursaspor'da abi bak ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sadece Bursaspor için değil. Bir ait olması gerekiyor. Gidersen de para kazandırmadan gitme diyorum. Gitmeyin demiyorum. Zaten adam ikinci, sen çok iyi bir topçusundur. Süper Lig'den, Avrupa'dan bir teklif vardır. Gidersin. Gitmesine bir sıkıntı yok ama para kazanır kardeşim. Abi, ya. Abi bu kazandır şu parayı ya. Volkan Şen bu takıma 6 milyon 7 milyon euro kazandırdı. Ozan Tufan 7 milyon euro kazandırdı. Serdar Aziz 5 milyon euro kazandırdı. Onlar da haindi. Yok, bir tek Volkan Şen'e bir tepki vardı. Volkan Şen'in de gol sevinçleriyle alakalı sıkıntı vardı. Ozan Tufan'a kimse hain demedi ki yani. Yok abi. Yok yani, babam çalışıyor. Ozan Tufan'ı hala tamam bana söyle. Onu o röportajı bana verdi. Adam orada da gaza geldi. Gaza geliyor. Hani genç topçu. Yok ben o dönem çok net hatırlıyorum. Giden her futbolcunun ardından bir hain yakıştırması ben oldu. Şimdi Bursaspor taraftarlarından görüyorum. Ozan Tufan şimdi %3,5'luk bir şey var. 2 milyon TL'ye yakın yine bir para kazandırdı. Biz dediğin gibi biz bu adamları da eleştiriyorduk diyorlar. Kafa dank ediyor yine. Eleştirenler de artık tecrübe sahibi oluyorlar. Eleştiriyor 5-7 sene önce. Şimdi diyor ki biz bu adamları boşuna eleştirmişiz. Her şey tecrübeyle alakalı. Evet. Tecrübeyi aldıkça ama görüyoruz o da 60 sene önce adamın yaptıkları bilmem ne para sayıyorlar. Bilmiyor. Şimdi burada bir tane lafına gidiyorlar vesaire. İşte aidiyet duygusu dediğimiz bu. Tabii ki gitsinler. Gitmesinlerinde bir sıkıntı yok. Ama para kazandırmadan da gitmek, kaçarcasına gitmek sıkıntı benim için. Kaçarcasına gidiyor. Hem İsmail Ertekin diyor ki ben diyor bu çocukla diyor, konuştum oturdum diyor. Bak evladım diyor. Anlatıyor adam. İsmail Ertekin şey mi yani? Anlatıyor. Tamam eve gideceksin. Yetenekli topçusun. Biraz da kendini gösterip de Bursaspor'a da bizim sana bir aidiyet duygusu diye bir şey vardır. Bursaspor zor durumda ve size ihtiyacı var bu takımın. İşte Tuğbe Akgün de Messi değil. Tuğbe Akgün gidebileceği yerler ve yapabileceklerinin kapasitesi belli. Görüyorum. Adam koskoca İsmail Ertekin gelmiş seninle konuşuyor. Tahsin Tam konuşuyor. Başkan Yüce konuşuyor. Sen kaçarcasına gidiyorsun. Bunlar benim sıkıntı benim için. Sıkıntı işte, duyduğum noktalar bunlar. İşte bak anlıyorum. Ben dediğim gibi ama eleştiri yaparken, yorum yaparken, konuşurken aslında futbolcuların da gözünden sadece bakmak istiyorum. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bundan atıyorum 15 sene sonra her futbolcunun gidiş süreciyle alakalı, ayrılış süreciyle alakalı neler yaşandığını futbolculara bizzat sormak istiyorum. Yani bunu ya, söyleyebilirim. Futbolcuya sorsam başka söyleyecek. Onun yani, da zaten sıkıntıları vardır. Adam para adam istiyor ki para kazansın. Yetenekliyim diyor kazanacak. Tekrar söylüyorum. Onlara karşı değilim Oktay. Gidecek evet zaten. Zorluklar yaşadığın Bursaspor ona para vermedi falan filan. Okey tamam da giderken de unutmayacaksın yani. Hemen sorulara geçiyorum. Yani Bursaspor olduğundan dolayı sen buradasın. Ya. Unutmayalım yani. Erdem Meral. Tabii bir ikincilikteki rakiplerimiz hiç yabana atılacak takımlar değil. Hemen hemen hepsi transfer tahtası açıp transfer yapmaya başladılar demiş. Verde Blanco'yu yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Burak Aziz. Başkan basın toplantısı lansman vesaire yapmasın artık. Çünkü her konuştuğunda daha da moral bozup karamsarlığımı arttırıyor. Çok rahat tahta sorusuna gülüyor. Çok enteresan demiş. Green Army. Bu sene bırak playoff'u. Üçüncülük hayırlı olsun abi demiş. Tabii işte yani üçüncülük için de hala erken söylenenler. Evet. Ama playoff da içinde erken yani. Evet. Lig başlayacak millet çatır çatır transfer yaparken biz bırak transfer tahtının açılmamasını bile alışmışken eldeki tecrübeliler koşarak gidiyor. Üstüne dünkü çoluk çocuk bile elle tutulamıyor demiş. Barış Bey'e katılıyorum. Tahsin Tam hocanın bu ortamda bu kadro yetersizliğinde ilk 5'e gireriz demesi çok yanlış. Deplasman tribünlerinin açılması ile sosyal medyada çalışma başlatmalıyız Texas olarak demiş. Evet alt yaş kategori alt liglerde henüz deplasman yasağı resmi olarak açılmış değil.
bunda net olarak. Acaba resmi olarak kapanmış mı? Ya kapalıydı. Ona da bakmak lazım. Yani kapanırken acaba üçüncü günü kastettiler mi? Çünkü böyle bir TFF açıklaması yok yani. Pandemi nedeniyle kapandı bütün. Tamam kapandı da spor Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapıyor. Sadece Süper Lig'i kastediyor. Süper Lig. Açılırken Süper Lig. Tamam da TFF 1. 2. 3. Lig'dekiler ne alaka yani? Niye bunları söylemiş ki? Dersen ki kardeşim Türkiye'deki futbol organizasyonlarında artık deplasman yasağı kaldırılmıştır. Evet niye Süper Lig diyebilirim? Niye sadece Süper Lig yani? Bunu detaylıca bir... Bu nasıl bir ayrımcılık? Evet. Çok haklısın abi. Böyle, şimdi bir hareket yapacaktım da şey hareket derken hani ayrımcılığa karşıyım. Evet. Hareketi vardı da şimdi yapsam yanlış anlaşılır. Sedat Yıldız yazmış. Barış Yalım'a katılıyorum. Neye güvenip playoff oynayacağız diyor Tahsin Tam. Evet ilginç. Akhisar Spor spiker gibi bir şey olur mu demiş. Akhisar Spor'un spiker hakkında fenomen oldu adam evet. Yani. Bülent Şen bir yerden sevgiler. Yayınlarınızı büyük bir zevkle izliyoruz. Biliyorum ki bu kötü günler bitecek. Şu an en dip yerdeyiz ama kalkacağız demiş. İnşallah Bülent Bey. İnşallah. Yayın hakları konusunda da çok fazla soruluyor Oktay. Onunla ilgili de şunu söyleyelim. Hani D-Smart'ın hala bir ilgisi olduğunu ama resmi olarak bir girişimi olmadığını görüyoruz. Bugün mesela Emre Erkoç'la da konuşurken kendisine selam olsun. Aklımıza değişik bir şey geldi Oktay. Şimdi TV8.5 spor kanalı oluyormuş. Acun Ilıcalı bunu resmen açıkladı. TV8.5'un ismini de değişecekmiş galiba. Spor kanalı oluyor. İşte tüm yorumcular, efendime söyleyeyim maçlar, işte Hull City'nin maçları vesaire. Neden TFF 2. lig, 3. lig atıyorum o klasmanda D-Smart'ın karşısına rakip olarak çıkmasın? Evet. Hem de her yerden izlenebilecek bir kanal TV8.5. Evet abi. Yani mantıklı öyle bir muhabbetimiz oldu. Aklımıza da geldi. Belki de olur. Neden olmasın yani Oktay? Evren Şimşirli benim kahve yazmış. Evren abi mesela kahve almadın ya Oktay. Yani, ya Evren abi yani Oktay'la iddiaya girmen lazım. Ben her iddiayı kazanıyorum Oktay'a yani kardeşimize. Yani iddiaya girersek abi. Çok basit şekilde kazanabilirsin yani. Mehmet Meral benim de 29 Temmuz doğum günüm demiş. Kim? Mehmet Meral. Mehmet Bey'e al Oktay bir şey. Madem Barış abini almadın. Birol Bozkurt o kadar genç adam elini kolunu sallıyor gidiyor. Bu adamlar nasıl gidiyor anlamıyorum demiş. Osman Çetin kolay gelsin hayırlı yayınlar dilerim güzel teşekkür kardeşim. Ederiz. Selamlar Allah demiş. İyi yayınlar bence Tahsin Hoca sezonun ilk yarısında gençleri rahatlatıp devre arası transferleriyle playoff hedefliyor demiş Semih Hoca. Bence Naim Aydemir. Abi öyle bir mesaj ki biz ekranda küçücük kaldık. Bence Tahsin Hoca'nın bir hedef beklemesi açıkçası kulübün hangi futbolcu kalmayacağı belli değil. Bunu hedefle en az ilk 6 onu demek istedi ve doğrusu bu çok hedef bekleyen teknik kadro gördük. Bunu söylemesi bence normal karşılıyor fakat yöneticilerimiz, futbolcularımız elimizdeki oyuncuların yok pahasına gitmesi normal değil. Futbolcular da şimdiye kadar Bursa Spor çatısı altında nasıl elini kolunu sallaya sallaya gidecek? Bunu kendilerine ve ailelerine aidiyet duygusu bu kadar mı kolay mı bir de kalmış Nayim Bey'in mesajı. Kolay gelsin konuşulduğunu bilmiyorum ama Tuğbe Akgün'ün durumu nedir? Az önce konuştuk. Muhtemelen siz de dinlemişsinizdir. Burak Aziz kombine konusu hakkında bile açıklama yok. Erkan Kamat yönetimine hatırlatıyorlar maalesef demiş Burak Aziz. Altyapıdan ne kadar torpilli oyuncu varsa göndersinler. Sonra aidiyet duygusu yapsınlar ve menajerleri uzak tutulması lazım. Anıl Arkan Barış abi 5 kuruş kazandırmadan gitme değil yetiştirme bedeliyle alınıyor. Bunu niye söylemiyorsun? Yapılan masrafları haydi haydi yetiştirme bedeliyle alınıyor demiş Anıl Arkan. Yetiştirme bedeli mi? Evet. Ne kadar alındığını söylesem burada yetiştirme bedeliyle alakalı. Bursa Spor bir vergi cezası ödüyor. Şimdi çok ciddi vergi cezaları ödüyor ya. Evet. Futbolcuların maaşını asgari ücretten gösterdiği için bir vergi cezasıymış Bursa Spor. Aklım hayalim durdu yani. Beynim durdu. Yani burada aldığım milyon euroya topçu da asgari ücretten göstermiş bu spor vergi şeyini. Çok ilginç abi. Yani sen burada yetiştirmemeden artık kaçtan gösterdin? Neye göre veriliyor? Onun da belli bir oran ve orantısı var yani. Yapılan bilmem neyin, bilmem ne kaçtır kaçının bilmem ne verilmesi. Evet, evet abi. Sorulara geçiyorum. Nokta Oktay demiş Semih Bey. Nokta Oktay. Muhtemelen söylediğim sözü. Söylediğine nokta koyuyorum hani şey. Yani imza, gerçi nokta mı? İmza mı? Yani Oktay'a imza, yani bu söylediğine evet. İmza atıyorum demektir o. Evet. Oktay'a nokta koymak. Nokta Oktay çok iyi olmuş ya. Abiler nokta deyince aklıma şöyle bir geldi. Rahmetli annemin bir teyzesi vardı.
bana Noktay diye sesleniyordu. O aklıma geldi şu anda. Noktay. Şey, Allah geçinden versin. Rahmetli annemin bir teyzesi söyledin. Anneanne mi dedin? Ha, okey, tamam. O annemin teyzesi. Rahmetli annemin teyzesi dedin. Evet. Annesi. Rahmetli virgül annemin teyzesi. Annesi şu anda şey verdi sen. Ömür verdi Noktay, öyle derler. Hani rahmetli olmayan birisine rahmetli dediğin zaman. Evet. Ama annen inşallah bu programı izlemiyordur. Abiler sizinle bir gün tanışmak istiyorum. Sezonun ilk maçı olmazsa bile diğer ikinci maçında Tom ve Jerry ikilisiyle tanışmak benim için çocuğuna verecek bir şey. Sezonun ilk maçında Bayburt'ta bekleriz. Bayburt'ta. Bayburt'ta bekleriz. Kuşadasınlar, selamlar. Deniz, kum, güneşi bıraktım. Sizi izliyorum Kerim Doğan. Yani buradan selamlar olsun Kuşadası'na. Bursa'da çok sıcak. Kim, ismi ne? Kerim Doğan. Kerim Doğan'da ciddi bir para var galiba. Çünkü neden biliyor musun? Şu an Kuşadası'na selamlar veriyorlar. Şu an geçen. Kuşadası'na gidip de bizi izliyorsa Kerim Bey, büyük ihtimalle böyle 2 haftalık plan tatile gitti. Çünkü şu anda mevcut ekonomiden dolayı insanlar 2,5 günlüğüne falan gidiyor evet. Tatile. Mesela ben 2 günlüğüne tatile gitsem Oktay, para versen, vallahi uyumam ben. Doğrudur. Her saniyemi değerlendirmek isterim. Teşekkür ederiz kendisine. Yani böylesine önemli bir zamanın bize değerlendirmesi gerçekten takdir şayan ve ayakta. Alkışlamak istiyorum. Yok abi, kadrajdan çıkmaman abi. Alırız. Biz bu çocuklarla ikincilikte ne yapabiliriz? Tecrübe diye bir şey yok. Bu tahta açılması gerek, yoksa seneye üçüncü lige gideriz demiş. Naim Aydemir, Bursa Spor transfer yapmasın. Önemli olan Bursa Sporlu gençlerle mücadele etmek. Onların elinde tutmaya çalışsın ve bu zor günlerimizde mücadele etsinler. Bunu ispatlasınlar. İsmail Hoca ve Tahsin Hoca elbet bu lükten çıkacak kapasite demiş. Enes Ünal zamanıyla şimdiki zamanı kıyaslamak bana pek mantıklı gelmedi demiş. Abi Enes Ünal'ın zamanında menajer çok yoktu demiş. İyi yayınlar, neler oluyor bu kulüpte demiş. Enes Ünal zamanında çok iyi hatırlıyorum. Yani detayına çok fazla giremeyecek kadar detay bilmiyorum ama meşhur Enes Ünal istese şey yapabiliyordu. Bursaspor parkı kazandırmadan gidebiliyordu. Evet. Doğrudur abi. O dönemi çok hatırlamıyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Tam detaylı şekilde şimdi hatırlayamayacağım ama eğer Enes Ünal isteseydi para kazandırmadan gidebiliyordu. Evet. Abiler bu arada Salazar niye takıma veda etmedi? Hatta şurada eleştiri vardı. O gün de şöyle hatırladım. Enes Ünal'ın menajerine ayrıca bir para vermişti Bursaspor. Çok saçmaydı çünkü Enes Ünal'ı inanılmaz derecede isteyen takımlar vardı. Biz menajere neden ekstra para verdik diye de inanılmaz bir tartışma vardı. Evet. Hatırlamıyorum abi. Bak Enes Ünal çok ciddi. Ya Manchester City'ye gidiyor. Manchester City'ye giden bir oyuncu kaç kişi yaşıyordur? Yani menajerin bir yardımına mı ihtiyaç var? Ya Enes Ünal'ı Manchester City'ye mi pazarlıyor? Yani niye para veriliyor? Bir sürü isteyen vardı. Biz Bursaspor menajere para vermişti o zaman. Artık menajere mi verdi? Kime verdi? Yani onda sekti mi? Sekenler bize kâr mı kaldı? Yayın hakları konusunda bir gelişme var mı? Perde arkasında şöyle bir şey oluyor olabilir mi? Gitmek isteyen herkes gitsin gereksiz şekilde sonradan huzursuzluk yaratmamaları adına diye bir soru sormuş Verde Blanco. Yani gitmek isteyen herkes gitsin. Bununla ilgili hatta abi senin bir haberin vardı. Girmiyor zaten. Hala daha evet. Evet, yönetimde böyle bir şey var ama tabii ki şöyle gitsin. Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda giderse gitsin. Evet. Yoksa kimse burada zor tutamazsa. Adamı tutsa ne olacak? Messi gitmek istiyorsa Messi'yi ben zor tutsam Messi'den bir faydalanamam ki zaten. Doğru söylüyorum abi. Doğru söylüyorsun abi. Herkes paraya bakıyor artık. Menajerler aklını çeliyor ailelerin demiş. Sevgi, mutluluk, aidiyet hepsi para demiş Mehmet Çakmak. Maalesef. Abiler böyle ikincilikteki takımlar vergi borçlarından muaf olacakmış. Bildiğim kadarıyla bunun tahtanın açılmasında etkisi var mı? Diye bir soru geldi. Nasıl soru Oktay? Tam şey oldu. İkincilikte vergi... Evet. Geçtiğimiz sene de aynı prosedür uygulanmış. Vergi alınmıyor. Transfer tahtasıyla bir ilgisi yok. Yani şu... Yani vergi borçları sebebiyle transfer yapamayan takımlara bizim 1 milyar dolusuna adamın şeyi var Oktay. Atıyorum. İkincilik de hatırlatayım da 3 milyon TL borcu var. 3 milyon TL bahsettiğim bu kola. Bunun atıyorum 1,5 milyonu vergi borcu. Diyor ya bu yüzden transfer yapamıyor ya. Diyor ki artık vergi borçlarınız yani böyle vergi borcu yapmıyoruz. Bu yüzden transfer yapamıyoruz demeyin yani yapın diyor. Yani bizi ilgilendiren bir şey değil o. Tabii. Barış Bey, Bursaspor'da bu kadar borç harcı olmasaydı bu kadar ince detaylara hepimiz takılır mıydık diye bir soru gelmiş. İnce detaylara takılmazdık. Yani direkt hiç umurumuz olmadı. Neden takılmadığımız olayı ince. Evet. Takılmıyorduk. Onlar bize takıldı. Evet, bu noktaya geldik. Ben de çocuğumu alıyorum demiş bir izleyenimiz Hakan Orhan. Ne demiş? Altyapıdan Mehmetcan Sakaryaspor'a doğru gidiyor demiş. Bu sezon stat ortalaması 3-4 bin kişi oynar demiş Josiah amca. Selami Hakkı'ya bize sormuş.
Yani ben minimum 10-15 bin arasında bir ortalama bekliyorum Selami Bey. İbrahim Kara, bu gençlerle maalesef olmaz. Şu tahtayı bir şekilde açıp akıllı transferler yapılmalı. Bütün takımlar transferler yapıyorlar. Bizim transfer yapamamızın altında kulübü soyup soğana çeviren ve paraları çalanlar sorumludur demiş İbrahim Kara. Bu arada doğum gününden bahsettik Oktay. Burada değerli büyüklerim, gazeteci abilerim ve ablalarım. Doğum günü bugün. İkbal Turan. Çok önemli bir gazetecidir. Oradan selam olsun. Bir de Erdal Akçay. Selamlarımızı bugün edelim. Doğum günü. Her iki isme de doğum günleri kutlu olsun, mutlu olsun, nice yaşlar dilerim. Kesinlikle. Doğum günü muhabbet açıldı, aklıma geldi. Evet. Onları da belirttim. Fikstür belli mi? Hayır, belli değil. Evet, fikstür belli değil. Neden belli değil? İlginç. Temmuz sonunda belli olması bekleniyor. Gerçekten abi. Çok merakla beklediğimiz bir durum. İbrahim, bir tablo. Kara, altyapıda hocaların bence değişmesi lazım. Ben buradaki hocaların Bursa Sporluğundan şüphe duyuyorum. Onların yetiştirdikleri futbolcuların da Bursa Spor sevgisinden yoksun İstanbul'un 3 takımının sempatizanları olduğuna inanıyorum. Altyapıda herkesin öz ve öz Bursa Sporlu olmasına özen gösterilmeli demiş. İkincilikte ayakta duramayacağız. Takımdaki oyuncuların çoğu durmak istemediğini açıkladı demiş. Orhan Şahin, selamlar, iyi yayınlar olsun. Hala bu yönetime neden ses çıkarmıyorlar? Elindeki futbolcular hep kaçıyor. Kimse çıkıp basın açıklaması yapmıyor ya da tepki koymuyor. Göz göre göre üçüncüye gideceğiz. Yok, hayır. Mevcut yönetime açıklama yapılmıyor. Hani transfer tahtası açılmıyor. Elindeki oyuncular gidiyor. Kimse ses çıkaramıyor mevcut yönetime. Mevcut yönetime mi? Evet, ama mevcut yönetime tepki yapılamıyor. Ama yapılamaz, normal. Onu anlattık ya en başta zaten. Evet. Nasıl adam sezon başında sözleşme yapmış başka bir yönetim. O sözleşmedeki maddelerden dolayı adam kaçıyor. Mevcut yönetimin bundan bir şeyi yok yani. Eğri oturup da onu konuşmak lazım yani şimdi. Emre Erkoç. Barış Yalın ve Oktay Kara kardeşlerim, sevgiler saygılar. Kamp programı ile ilgili son durumlar nedir? Ağustos ayında termal olur mu? Emre Erkoç'a sorular. Müthiş sorular. 2-14 Ağustos'ta büyük bir olasılıkla %99.9 Afyon'da kamp gerçekleşecek. Daha önce Bursa Spor'un iki dönem kamp yaptığı bir nokta. Tekrar oraya gidilecek. Orada da ciddi derecede yani 3-4 hazırlık maçı yapılması planlanıyor. Daha sonra da Bursa'da da hazırlık maçı planlaması yapılması gerekiyor. Ve bu yapılan hazırlık maçlarının ardından Başkan Ömer Furkan Baz dedi ki o zaman Özer Hurmacı vesaire getirmek işi teknik heyetin raporuna göre şekillenir. Hani bir hazırlık maçlarını yapalım, bir görelim, evet, takımı diye. Ya takımı gördükten sonra düşünsenize, takımı gördük, skandal, sıkıntı var. Ne yapacağız o süreden sonra? Bizim bahsettiğimiz olaylar bir ay sonra, iki hafta sonra lig başlıyor, bir hafta sonra lig başlıyor. Biz takımın durumunu gördük, eyvah dedik, ne yapacağız? O zaman ondan sonra yandı helva keten elma, evet, yandı gülüm keten elma. Evet. Abi hızlıca yazılanları okuyorum. Şampiyon kulübü ne hale getirdiler? Şu an şaka gibi ikincilikte playoff'a kalır mıyız diye düşünüyoruz, yazık. Transfermarkt'ta hala Zalazar, Bifuma, Pedro ve Tuğbe Bursa Spor futbolcusu diye gözüküyor. Bu nasıl oluyor? Ya bunlar olabilir zaten. Onlar daha yenilenmemiştir, güncellenmemiştir. İnternet sitesi sonuçta. Abiler peki Zalazar Bursa Spor'a veda etmedi. Bu kadar da... Bu da kafalarda bir soru işareti. Etmemiş olabilir. Ya adam oynayamıyor zaten. Evet. Else daha iyi. Evet. Bir an önce maaş yükünden kurtulur. Yani Zalazar'ın veya yabancı futbolcuların veda etmesi çok daha iyi. Çünkü adamlar kalmaları halinde para alacak. Bu oyunculara desinler, imza toplasınlar, transfer açılır. O kadar kolay olmuyor maalesef. Formalar bu hafta gelir mi elimize diye bir soru gelmiş. Yani çarşamba ama bayramda giriyor ya. Bayramda gelmez. Bayramdan hemen soru gelir. Formalar ve fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben gayet ucuz olduğunu düşünüyorum abi. Yani... Daha önce de bu konuyla ilgili yorum yapmıştım. Ben ucuz olduğunu düşünmüyorum ama ekonomiye baktığımızda ekonomiye göre biz bu rakamları ucuz görmeye başladık. Evet. Ekonomi ucuz yüzünden düşünmüyorum yani. Ben dün bir ciğer yedim, 100 lira verdim ya. Ayran istedim, 15 lira ayrana kesmiş yani. Ya ben böyle yoğurdu karıştırıp yaptığım şey 15 lira. Yani 100 liraya bir yerde bir şey yedim zaten temiz 100 lira diyorsun. Yani. İşte o yüzden dolayı ucuz diyorum abi zaten. Yani işte ya ucuz. Yani o yüzden işte. Dolayı ucuz ben diyorum. Bunu alıştırmamak lazım insanlara yani ucuzu. Ya ucuz yani. Ucuz. Yani şu an diğer piyasaya baktığında hani. Ekmek 5 lira. Yani hayır. Simit 5 lira. Trabzonspor, simit ayran yiyorum 10 lira ya. Yok mesela Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, dön altta Samsunspor, Kocaelispor. Bunların fiyatlarından çok farklı bir değil. Yani çok ağam bir şey yok. Tabii. Ya 289. Dediğin gibi hani ortama göre ucuz da diyemeyiz, ortalama diyebiliriz ama yani tabii ki insanların alım gücü çok düştü. Şu anda mesela asgari ücrete zam geldi. Birçok insanda şunu görüyorum ki
devlette çalışan, bu arada döndü Oktay, devlette çalışan akrabam. Herkes isyanda ve bazı rakamlar da tam açıklandığı gibi değilmiş yani. Değil miymiş? Değilmiş yani. O yüzden yani bu ortamlarda 289 falan asgari ücret şimdi mesela ne kadar? 5500 ya. Bak inan bu nokta. Türkiye'de %20'lik kesim, bak 5'te 1. 20'lik kesimin asgari ücretten bile altta çalışan birçok yerde insan var. Şeyleri mesela işverenler şeyleri çok seviyor. Sayın diyeyim de başım belaya girmesin nokta. Suriye vatandaşlarını. Neden? 3 bin lira çalıştırıyor, 4 bin lira çalıştırıyor. Senin halkında aç aç geziyor. Ya abi o konuya o girersek... Yüzden... Yani konuşan çok şey var. Asgari ücretinin de altına çalışan var. O yüzden 289 lirayı veremeyen çok insan çıkacak. Almak isteyip de şimdi mesela çıkacak yani Bursaspor'dan veya şeyde. Ya 5000 tane sattık forma, neden satamıyorsun? Kardeşim, sen nasıl Bursaspor'lusun? Adam Bursaspor'lusunu sorgulayamazsın. Adamın yok yani. Ekmek alacak parası yok. Adam iki ekmek almak istiyor, bir ekmek eve alıyor. 289 lira formaya mı verecek yani? Abi Berkant veremiyor. Berkant Özkok, son soruyu şu şekilde yapalım. Abi en ufak bir olumlu haber var mı? En ufak olumlu haber şey ya, sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. 600 bin lira geldi bugün. Yani ikincilik seviye, yani üçüncülük seviyesi için 600 bin. Yarın belki 1 milyon açıklanacak. Göğüs sponsoru 1,5 diye açıklanacak. Çünkü kol sponsoru en ucuz ya şu anda şeyde, formanın. Demek ki 600'ün üstünde sırt sponsorluğu. Sırt sponsorluğu da atıyorum 1 milyon olsa, demek ki göğüs içinde 1,5-2 milyon alındı. Evet. O yüzden bunlar olumlu. Olumlu. Sportif direktör ve teknik direktör Tahsin Tam'ın uyumu, açık olması, şeffaflıkları ve bunlar olumlu yönler. Şimdi ben Banazlar'ın da şikayetçi olamam ki yani. Evet. Şikayetçi olacağım zaman bu zaman değil. Yani şikayetçi olacağım zaman sezon başlar, transfer tasarısı açılmaz. Transfer tasarısı açamadığı için de kızmam. Sadece mevcut topçuları tutamadığı için kızarım. İşte efendime söyleyeyim, Tahsin Tam'a hani playoff oynayacaktık hocam diye bir soru sorarım. Evet. Hocam playoff oynayacağımızı açıklamıştınız. Şu anda şu sıradayız. Yani zaman eleştirilme zamanı değil Oktay. Anlatabildim mi? Anladım abi. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz abi. Neler söyleyeceksin son olarak? Yani Bursaspor'u devam ediyoruz. Yarın sırt sponsorluğuyla alakalı saat 11'de bir basın toplantısı gerçekleşecek. Oktay seni yalnız bırakacağım galiba yarın. Aynen abi. Bayram hazırlıklarıyla alakalı. Bayram geliyor. Bayramdan önceki son program olarak gördüğümüz bu programda ben öncelikle Bursaspor taraftarının, daha sonra Bursa halkının, Türkiye ve Müslüman aleminin bayramını da buradan mübarek eder ve kutlarım. Gerçekten bu duyguları da, hani aidiyet duygusundan bahsediyoruz ya Oktay Bursaspor. Biz bu duyguları da kaybettik abi. Ya ben daha Oktay kaç gün kaldı bayrama? Cumartesi günü abi 5 gün. 4-5 gün kaldı değil mi? Ben falan hiç görmedim. Eskiden Oktay Kartlık bak burada insan var abi çok. Burada var. hayır. oraya gidersek tabii olacak. Yani bunlar hiç yaşamıyor. Yukarıda mı oturuyor? Şunu görüyordum ben şimdi. Belki senin aramız çok fazla fark olmasa da şunu görüyordum ben. Sokaktaydım Oktay. Ha böyle şey geçiyordu yani. Kamyonet. İhsaniye'de doğdum. Ya bizim görmedim abi o tarafta. Neler. Rahmetli dedem babaanne biz kurban alırdık. Evde kalıyor oğlum kurban. Evde. Evin bahçesi vardı. Bahçesi dedim de şeye 1 metrekare. Hani ben ona ot veriyordum böyle saçma sapan görüntüler. Adam bir bağ, hani filmlerde oluyor ya. Koyunla falan böyle bir bağ kuruyorsun. Sonra koyuna ekmek sıyırıyorsun, koyunu sıyırıyorsun. Yani öyle bir bağ kuruyordum yani. Yani Kurban Bayramı'nın geldiğini çok net bir şekilde anlıyordum. Şimdi yarın Sayın Validemle birlikte kurbanla alakalı bir alışveriş. Çünkü neden? Eski toprak istiyor ki bir alışveriş yapayım. Bir şeker alayım. Kapıma bir çocuk falan çalarsa onu şeker tutayım. Bir para vereyim. Paraları bozduruyorlar. Şu anda bakın izliyorsunuz. Allah aşkına açık olun. Kapı çalıyor bayramda. Kapıyı açmıyorlar. Çocuklar geliyor mesela kapıyı açmıyor. Aman sessiz ol falan yapıyorlar. Aman sessiz ol diyor gitsin diyor. Davulcu davul çalıyor. Zili çalıyor aşağıya. Aman diyor kapıyı kapat diyor. Yani, şey. Yani bu aidiyet duygularını falan her şeyi kaybettiğimiz bir ortamda Bursaspor'u futbolcuların da kaybetmesi çok doğal. Yarın sırt sponsorluğu çarşamba günü hem göğüs sponsorluğu ve hem de divan kurulu toplantısı var. Bugünden iyi bir günden zaten sonra da bayram tatili ve Bursaspor 13 Temmuz itibariyle sezonu açacak. Biz de Bursaspor'da bugün olarak sizlere son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Oktay'cığım, pres programının sonuna geldiğimizi hatırlatmıştın. Teşekkür ederim. Senin de bayramını mübarek ederim. Ben de senin bayramını mübarek ederim. Bugün de gömlek yapayım. Aman Oktay. Sonra para. Abi, şimdi screenshot alacaklar. Screenshot alacaklar böyle bir şey olmaz. Abi, bayram açlığı neydi? Vallahi yani. Vereceğim aslında, şimdi bozuk yok. Ben işte, şimdi yayını çıkartırım bir 200'lük sonra al başına belayı. Böyle değerli izleyenler, cimrilikte son perdeyi evet. Canlı bir şekilde sizlere 29, şey yaptım. Büyüyor abi? 29 Temmuz'daki ifadeleri hani diyorsun ya. Güzel. Hani diyorsun ya abi. İşte ayet duygularımızı yani. Post kaybettik. Yazım, post yazımı çekeyim yani. Abi hemen IBAN'ımı atıyorum. Oktay nasıl bu ayet duygusu bu? Aidiyet duygusu sadece abi koyun ben olmuyor. Diyorum, açlık vermek. Oktay diyorum bugün neden gömlek giyiyor? Bütün organizasyonu yapmış meğerse. Tamamen Tonga'ya düştüm sevgili izleyenler. Bilginiz nasıl yarın. Yani demek ki eski bayramlar. Ben bunu ekranına alırım. Profil resmi yapacağım. Bu yap abi. Değerli izleyenlerimiz, Kurban Bayramı öncesi son yayınımızı sizlerle gerçekleştiriyoruz. Bursa Spor'un gündemini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bursa Spor'da bugün farkıyla değerli Barış Yılım'la birlikte Kurban Bayramı öncesi bütün büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Küslük içinde kalmayın. Herkesle barışın, mutluluk saçın. Hayat küs olmak için, kavga etmek için gerçekten çok kısa ve bayramda da büyüklerinizi ziyaret etmeyi unutmayın. Tabii. Oktay hala kendi küçük zannediyor. Para koparmaya çalışıyor. Adamın sakalı duruyor. Hala orada Barış abi. Değerli izleyenlerimiz, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.